Memleketin yüksek yerlerine, yüksek noktalarına kar da yağmaya başladı. Artık böyle bir kış geliyor. O kış gelirken bir kışlık alışverişine çıkartacağız sizleri. Hatta böyle sizler de çıktıysanız karşılaştığınız işte bot fiyatları, mont fiyatları bununla ilgili de bize mesaj gönderirseniz çok seviniriz. Doğan Bey günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum demiş bizlere. Bizden de size hayırlı sabahlar mesajı gitsin. Umut Bey KYK borçlarının faizleri silinecekti. Müjde diye duyuruldu ama hala bir adım atılmadı. Unutmayalım diyor. Bir torba yasa, 52 maddelik bir torba yasa, bunlar konuşuluyor. Yine o torba yasanın içinde başka başka başlıklar, maddeler de var. Ve KYK meselesi de o torba yasanın içinde önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve sonra da hayatımıza girecek. Onu bu şekilde aktarmış olalım. Gelelim akşam gazetesi İstanbul'da özellikle taksiciler üzerinden bir tartışma devam ediyor. Polemik devam ediyor. 20 milyonluk bu şehir belki daha fazla ama mevcuttaki taksi sayısı yeterli değil. Bir de müşteri taksi arasında, taksici arasında, esnaf arasında bir problem yaşanıyor. Bakın bir düzenleme, takside kamera dönemi, Danıştay ticari taksilerde 7/24 çalışacak iç kamera sistemi kurulmasını Hukuka uygun buldu. İçişleri Bakanlığı'nın Şubat 2017'deki talebi üzerine UKOME ve il trafik komisyonları araç içi kamera sistemini zorunlu tutan kararlar aldı. Ardından özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla ihlal iddiasıyla açılan davalar Danıştay'a gitti. İdari Dava Daireleri Kurulu Taksi içlerinin kamusal alan niteliği taşıdığını belirterek sistemin şoför ve yolcunun özel hayatını ihlal etmeyeceğine hükmetti. Böylece İstanbul dahil pek çok ilde taksi kamerası zorunlu olacak. Yolcu zorla indirdiği cezayı yedi. Mesela işte bakın orada akşam gazetesinde dikkat çektiği bir haber var. İstanbul'da yolu uzattığını iddia eden yolcusunu zorla araçtan indiren taksi sürücüsü GA'ya 2.215 lira ceza kesildi. Araç 8 gün trafikten de men edildi. Şimdi bu ve benzeri durumlar, olaylar yaşanmasın diye fahiş fiyatlar, fahiş böyle ücretler de çıkartılmasın diye müşteriye böyle bir sisteme geçilecek. Artık 2017'de başvurusu yapılıyor. Sene 2022 Danıştay'dan kararı çıktı artık taksilerde orası kamusal alan sayılır. Yani özel alanın ihlal edilmesi gibi bir yaklaşım olamaz. Ve bu yüzden de taksilerin içinde artık kamera olacak bakışını ve kararını Danıştay yayınladığı karara bağladı. Şimdi taksilerde böyle bir problem yaşanırken taksici esnafının da problemini yine konuşalım. Memleketteki herkes gibi bir motorun fiyatlarına bakalım isterseniz. Akaryakıt fiyatlarına. Çünkü bu memlekette geçinemiyorum diyen pek çok kişi var. Ve geçinemediğini söyleyen kesimden kesimlerden birisi de taksici esnafı. Akaryakıt fiyatları arttıkça artıyor. Bizim elimize geçen para da artık kuş gibi kaldı diyor taksici esnafı. Netice itibariyle bu motorunla ilgili akaryakıtla ilgili bir düzenleme, bir ön alma, bu zamların önünü kesebilme mümkün olacak mı, olmayacak mı? Eğer olmayacaksa yarın sabah, yarın sabah hayatımıza bir zam daha girecek. Sürekli fiyat değiştirmekten yorulduk. Haftada en az 2-3 kere mutlaka fiyat değiştiriyoruz. Zam zam zam. Akaryakıt fiyatlarına zam durdurak bilmiyor. Zam sağına sürüyor. Motorine yeni zam kapıda. Litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam bekleniyor. Bu kazandığımız paraların hepsini mazota katıyor zaten. Ben kendi özel aracımı hiç çıkarmıyorum. Bu da şirket mecbur iş için. Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıtta zam yağmuru başladı geçtiğimiz hafta. Benzine 2 motorine 3 kez zam geldi sadece bir hafta içinde. Yol maliyetimiz kazancımızı karşılamıyor. Sebebi ne yani? Hani bir noktada nerede duracak mesela? durması gerekiyor? Benzine iki gün üst üste gelen zamlarla litresi 1 lira 36 kuruş arttı geçen hafta. Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 50 kuruşun üzerine çıktı. Ya yeter artık ya şu pozisyona geldi yeter yani. Bu nereye kadar böyle devam edecek? Bu Bıktık bıktık bıktık. İş yaptığım için aylık mazot giderim 500-700 lirayken şu anda 2500 lira oldu. Motorin ise geçtiğimiz hafta tam 3 kez zamlandı. O 3 zam motorinin litre fiyatını 4 lira 3 kuruş arttırdı. İstanbul'da 27 liranın üzerine çıktı motorinin litresi. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Geçen sene 450 lira fulluyordum. Şu an 1800 lira fullüyorum. Bu mazottan bıktık artık ya. Ne bu bizim başımıza gelenler ya? Yeter artık ya. Motorinde zam yağmurunun süreceğini sektör kaynakları açıkladı. Pazartesi salıya bağlayan gece yarısı motorinin litresine 1 lira 39 kuruş zam gelmesi bekleniyor. mi? Yok yok, fullemedim. Çok sık kullanmıyorum. Sadece babamı hastaneye getirip götürürken diğer ihtiyaçlarımı Maalesef ki toplu taşı da yapmak zorundayız. Motorine beklenen zam gelirse litresi ortalama 28,5 liraya yükselecek. Hadi, hadi.